6 Ekim 2017 tarihinde Özbekistan'ın en güzel şehirlerinden Semerkant'tayız. Tempo turla yaptığımız Özbekistan gezisinde Taşkent, Hive, Semerkant, Buhara şehirlerini geziyoruz. Rehberimiz de Aybek. Merhabalar diğer arkadaşlar. Şu anda Büyük İpek Yolu'nun geçtiği tam merkezi olan Semerkant'in kalbi Registan Meydanı'ndayız. Yani 3 tane medresenin bir araya baktığı bir bölge. İşte Ulubeyk, Tillakari ve Şirdar medreselerinin bulunduğu bir meydandayız. Registan Meydanı, yani kumlu alan olarak bilinen, zamanında bir ticaret merkezi, yani büyük kervan yollarının, kervan saraylarının bulunduğu tam kalbindeyiz şu anda. Burada gördüğünüz burası da Tillakari medresesinin avlusu. Evet, Tillakari medresesi. Şuradaki Tillakari'nin temellerine bakın. Oradaki büyük büyük taşlar görünüyor. Yani bu medrese eskiden bir kervan saraymış. Onun kervan sarayının temelinin üzerine yaptırılıyor bu medrese. Şurada Mevran Nehri, Turan topraklarını iyi anlamak için şuradaki bir haritaya bakmak yeter. Yani buradaki doğal su kaynaklarını görüyorsunuz. Seyhun ve güneyde Ceyhun Nehri. Yani onun haricinde bu iki nehir Orta Asya halkının can damarıdır aslında. Onun haricinde, onun dışında başka bir nehirler de görebilir şurada. Çırpçık, Sırdarya nehirleri. Buradan da Pamir Dağları'ndan geçen, Karaderya olarak geçen Zerefşan Nehri. Ve Kaşkaderya ve Surhenderya nehirler. Bu gördüğünüz Zerefşan Nehri, buradan Buhara'dan geçerek Emudarya Nehri, yani Ceyhun Nehri Nehri, oradan da direkt Aral Gölü'ne doğru dökülüyor. Gördüğünüz Aral Gölü şu anda yok olmak durumda. Hemen hemen Hazar Denizi'nin yarısı kadar olan deniz 1960 senesinden beri burada tarım için kullanılarak tamamen yok olmuş durumda. %80 hacmini yok etmiş şu anda Aral Gölü. Bizim eskiden masallarda duyduğumuz Semerkant ve Buhara şehri Özbekistan'ın şu andaki ikinci ve üçüncü büyük şehirleri olarak biliniyor. Taşkent de Özbekistan'ın başkenti. Yani burası da Büyük İpek Yolu kervan yollarının merkeziydi. Doğudan gelen kervanlar Taşkent'te, Semerkant, oradan da Buhara, Hiva'ya doğru yol almışlar. Hiva da bu kervan yolunun en son noktasıydı. Buradan da güneye Karakum çölüne doğru devam etmişler kervanlar. Evet, sizin Mevran Nehir ve Turan olarak bildiğiniz topraklar aslında şu haritaya bakalım. Orta Asya, Kazakistan, Özbekistan küzeyinde Kazakistan bulunuyor. En büyük komşu ve kuzeydoğu. Şu pembeler, şu pembe çizgiler Özbekistan sınırlarını evet, anlatıyor. Özbekistan sınırları. Yani toplam 448 bin kilometre kare. Doğudan batısına kadar 1450, kuzeyden güneye doğru 950 kilometrelik bir toprak. Gördüğünüz kuzey tarafta Kazakistan. Doğuda Kırgızistan, Tacikistan ve güneyin şu gördüğünüz kısmında Afganistan ve şurada da Türkmenistan. İşte bu topraklar iki nehirin arası, Seyhun ve Ceyhun nehirin arası Mevran Nehir. Yani bizim Turan olarak bildiğimiz topraklar. Mevran Nehir aslında ne demek? 7. yüzyılların sonu, 8. yüzyılların başlarında Araplar şu gördüğünüz Ceyhun Nehri geçerek bu toprakları Mevran Nehir demişler. Yani nehirin ötesi anlamına geliyor. Şu iki nehirin arası Mevran Nehir. Turan olarak bilinen ad, bu da Araplar tarafından Turan demişler. Yani Türkü-an. Araplar gelmeden önce zaten burada Göktürkler ve Akhunlar Hümranlık ediyorlardı. Turan yani Türkü-an, Türk'ün toprağı anlamına geliyor. Evet, bizim grupla gezdiğimiz şehirler olarak bakın, Taşkent, Özbekistan'ın başkenti Taşkent şehri. Yani burası da önemli. En az Semerkant, Buhara kadar önemli şehir. Zamanında ticaret yolunun merkezi halindeydi o zaman. Gördüğünüz Taşkent şehri, Özbekistan başkenti. Oradan da Hiva, yani en son ticaret noktası Hiva. Ürgen şehrine indik, oradan da Hiva'ya devam ettik. Şurada gördüğünüz Hiva. Ve oradan da şu Kızılkum çölünün yaklaşık 450 kilometre çöl bir manzarayı geçerek Buhara şehrine geldik. Yani Buhara tesavvuf ve hadis iliminin beşik kenti olan, sadece ticaret merkezi değil. Çok önemli Özbekistan şehirlerinde ve oradan da Şahrisebiz. Timur'un doğduğu şehir Şahrisebiz. Oradan kuzeye hareket ederek Semerkant'a doğru yol aldık. Şu anda Semerkant'tayız. Şimdi bu Mevran Nehri olarak bildiğiniz topraklar aslında yer altı ve yer üstü kaynaklarında çok zengin bir yeri. Özellikle Özbekistan bu Orta Asya topraklarındaki
en zengin toprak olarak diyebiliriz. Bakın şu Taşkent, tarihte Şaş olarak bilinen, ondan önce Çaç, Binkent şehirlerle anışmış Taşkent şehri, Karahanlılar döneminde ilk defa Taşkent olarak geçiyor. Yani taş şehir anlamına geliyor. Taşkent hatta Sovyetler döneminde, yani biliyorsunuz 1865 sonrası Orta Asya tamamen Ruslar tarafından işgal edilmiş ve ilk olarak Taşkent'i fethetmişler. Taşkent de Sovyetler döneminde Orta Asya'nın başkenti, yani Türkistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkentiydi burası. Taşkent şehri ve Sovyetler döneminde 4. büyük şehirdi. Moskova, Kiev ve St. Petersburg'dan sonra 4. büyük şehir, evet. Taşkent şehri. Bakın Sovyetlerin buraya gelme amaçları özellikle pamuk tarlalarını elde etmek. Yani burası pamuk bölgesi olduğu için burada da pamuk yetiştirme projeler olmuş Sovyetlerin. Onun için bölgeleri tamamen fethetmişler. Zamanında Sovyetler döneminde bir senede yaklaşık 8-9 milyon ton pamuk üretiliyordu şu bölgelerde. Gördüğünüz Buhara, Semerkant topraklar tamamen pamuk tarlaları. Günümüzde de Özbekistan pamuk üretiminde 6. sırada, pamuk ihracatında ise 3. 4. sıralardayız ihracat olarak. Şu anda günümüzde de yaklaşık 3 milyon ton pamuk üretiliyor bu topraklarda ve pamuk üretim projesi ilk defa Ruslar tarafından şu iki Seyhun ve Ceyhun nehirlerinden yaklaşık 300 tane irili ve ufaklı böyle irmaklar, yani kanallar çekilerek bu tarlalara doğru çekmişler ve burada pamuk üretimini başlamışlar Ruslar tarafından. Dünyada doğalgaz üretiminde de şu gördüğünüz bölgeler Nevai ve Buhara'da doğalgazın merkezi sayılır. Burası doğalgaz kalibi. Dünyada 13. sırada, yani en büyük üretici olarak 13. sıradayız. Türkmenistan'dan sonra 13. sırada doğalgaz. Evet. Ve şu anda altın üretiminde de şu bölgeler çok önemli bir bölgelerdi. Senede yaklaşık 40 ton, 50 tona kadar altın çıkıyor. Sovyetler döneminde bölgelerde 90 tona kadar altın çıkartmışlar ve uranyum, bakır, çinko, kömür gibi çok önemli yeraltı kaynaklarda üretiliyor bu topraklarda. Bizim ülkede işte merak edenler için, bu ülkelerde, bu Özbekistan'da hangi dilde insanlar konuşuyor acaba diye düşünenler için işte gördüğünüz haritada Taşkent, Semerkant, Buhara ve Kiev var. Bu gördüğünüz topraklarda Özbekistan'da Özbek dili resmi dil olarak kullanılıyor. Genellikle Rusça da konuşuluyor. İnsanların %70'i Rusça konuşabiliyor. Yani biliyorsunuz 130 sene Rusların elinde kalmışız. 1991 itibariyle tamamen bağımsızlığımızı kabul etmişiz. Dolayısıyla ve bu bölgelerde şu anda Özbekçe ve Türkçe rahat anlaşılabilen şehirler işte. Taşkent, özellikle Hiva şehri. Eskiden 5. 6. yüzyıllarda Oğuz Türklerinin göç ettiği topraklar bunlar. Özbekistan'ın batı tarafı şöyle, Türkmenistan ve Kazakistan'ın batı tarafları tamamen Oğuz Türklerinin yerleştiği bölgelerdi. Burası da doğu tarafı Kıpçak Türkçesi. Yani şu anda Tatarca'ya yakın olan Kıpçak Türkçesinde konuşuyorlar. Ama yine de rahat anlaşılıyor bunların Türkçesi. Buhara ve Semerkant Araplar geldikten sonra 9. yüzyıllar sonu ve 10. yüzyıllar başlarında Samanlılar, yani İsmail Samani olarak bilinen Samaniler devleti. Yani o dönemde işte bu Orta Asya kervansaray yollarının altın dönemiymiş ve güneyden göç eden işte İranlılar buraya tamamen İran kültürünü, yani Fars kültürünü yaymışlar. Buradaki insanların %90'ı şu anda Farsça konuşuyor. Buhara ve Semerkant'ta. En çok konuşulan dil de Farsça ve Rusça, Özbekçe de konuşuyorlar bu dilleri. Semerkant gerçekten harikulade bir şehir. Eski tarihi meydanlarını, medreselerini çok da güzel restore de etmişler. Bu İpek Yolu sadece tabii ki ticari bir merkez değil, aynı zamanda bir kültür merkeziydi. Aynen. Aybek eskiden bu İpek Yolu'nun çok canlı olduğu dönemlerde, bu harikulade medreselerin yapıldığı dönemlerde buralarda çok önemli bilim adamları da yetişti. Aynen. Bunlar hakkında da bilgi verebilir misin? Aynen. Eğer buradaki yetişen insanlar hakkında eğer böyle bilgi alırsanız, yani tarihini okursanız bu bölgeler ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Örneğin şu anda günümüzde matematik deyince alimlere işte sorduğun zaman matematik deyince ilk olarak akla gelen isim El-Harezmi, yani Harzem vilayeti, Özbekistan 12 vilayetinden biri. El-Harezmi'nin doğduğu topraklar. El-Harezmi matematikçi, alim, yani matematiğin atası olarak biliniyor. Gördüğünüz Harzem'de. Ve Buhara olarak, yani bizim bildiğimiz altın silsile, kendilerine işte silsile-i saadet, yani mürşidi kamiller, veliler olarak bildiğimiz 40 tane silsileden şu anda Buhara 7 tanesi burada yatıyor. Abdülhalik Gecdovani'den başlıyor, işte Arif Zülgeri,
Baba Semmasi, işte Ali Ramitani, Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinde türbesi burada ve özellikle İmam el-Buhari'nin doğduğu topraklar Buhara şehridir. Semerkant'ta da bizim çok iyi tanıdığımız, bildiğimiz İmam Maturidi Hazretlerinin türbesi de burada bulunmakta. Ubeydullah Ehrar Veli'nin de türbesi aynı anda Semerkant'ta. Burası aynı zamanda Ulu Bey'in de çok güzel de bir müzesi var. Ulu Bey Müzesi, evet. Semerkant'ta. Orası hakkında da bilgi verebilir misin? Evet, Ulu yani, Bey kimdir? Evet. Kimin, hangi dönemde buranın idarecisiydi? Aynı zamanda onun döneminde geliştirdiği ilimler, ilime verdiği önem. Evet. Şimdi Timur'u biz iyi tanıyoruz. Timur Han olarak da biliniyorlar. Yani Anadolu'da Aksak Timur olarak da biliniyor. Bizim ülkede Timurlenk diyoruz. Aksak evet, Timur. Timurlenk. Yani bizim ülkede o zat Emir Timur. Yani bizim artık kahramanımız, evet. Atamız halimize gelmiş. Emir Timur. Ve burada Semerkant'ta bizim gezeceğimiz yerler birçoğu Timur tarafından ve onun torunu Ulu Bey tarafından yaptırılmış Semerkant'taki binalar. Ve şu andaki bulunduğumuz ilk medrese de burada 15. yüzyılın başlarında Ulu Bey tarafından yaptırılıyor. Ve 3 tane medrese tamamen bir eğitim merkezi şu anda günümüzde. İşte Ulu Bey'in ilk defa tarihte büyük bir resethane yaptırılıyor burada Semerkant'ta ve ülkesinden getirdiği yüzlerce alimleri Semerkant'ta topluyor. Ve orada büyük bir resethane yaptırıyor. Bu resethane Avrupalılar tarafından Semerkant Akademisi olarak biliniyor. Yani sizin şu anda günümüzde tanıdığımız Ali Kuşçu da Ulu Bey'in en sevdiği öğrencilerinden, yani talebelerinden. Evet, 14. yüzyıllarda işte hükümranlığını başlayan Ulu Bey burada dediğimiz gibi Ulu Bey resethanesini yaptırıyor. Zici Cadidi Koregani isimli bir kitap yazıyor. Yani yeni yıldızlar haritası anlamına gelen bir kitap. Ali Kuşçu tarafından İstanbul'a doğru götürülüyor. Ve orada İstanbul'dan Avrupa'ya doğru yayılıyor bildiğimiz kitap. Resethane şu anda Semerkant'ta Çoban Ata olarak bilinen bir tepelikte. Şu anda sadece resethanenin bir kalıntısı var. Orada da iki tane resethanenin bazı bir demir yolu gibi olan kalıntılar var. Orayı Ulu Bey zamanında saat olarak kullanmış. Yani günümüzdeki bir senenin ölçüsünü ilk defa Ulu Bey tarafından 365 yapmış. Gün. Evet, 365 gün 6 saat işte 10 dakika 45 saniye olarak hesap ediyor. Yani günümüzdeki modern bir senenin ölçüsünden bir dakikadan az yanlışlık oluyor orada. Günümüzdeki modern uyduların olmadığı bir dönemde. Evet. Yani çıplak göze yaklaşık 1018 tane yıldızların haritasını çizmiş. O haritada günümüzde önemini kaybetmemiş. Evet, sizin çoktan beri duyduğunuz, ya tarih kitaplarında okuduğunuz Seyhun ve Ceyhun Nehri, şu gördüğünüz Kazakistan'ın güney tarafı, Özbekistan kuzey tarafından geçiyor. Bunun toplam uzunluğu şu Pamir Tanır Dağları'ndan geliyor. Gördüğünüz toplam uzunluğu 2430 kilometreye kadar uzanıyor. Ve Pamir Dağı'ndan gelen Ceyhun da 1450 kilometreye kadar şöyle uzanıyor. Burası iki nehirin arası da Mevraun Nehir. Hatta Timurlu hükümranlığı döneminde de bu bölge Mevraun Nehir olarak geçiyor adı ve Timurlu Devleti'nin güney tarafı da Horasan. Yani Türkmenistan ve buradaki İran toprakları hepsi Horasan olarak biliniyor. Evet. Yaklaşık 16. yüzyılın başlarına kadar hükümranlık eden Timur Devleti işte bu Özbek göçmenlerinden gelen Şibanlar hükümdarları tarafından yıktılıyor ve burada tamamen Şibani Devleti kuruluyor. Ruslar gelmeden önce burada tamamen şu gördüğünüz bölge Türkistan olarak biliniyor. Buradaki yaşayan halk da hepsi Türktü. Yani sonra bu üç hanlık şurada sağ tarafta Kokan Hanlığı, şu arada ortada merkezde. Kokan Hanlığı dediğimiz o zaman yani bugünkü Taşkent değil mi? Evet, Kokan Hanlığı. Evet, bugün Taşkent başkenti de Kokan şehri. Burada gördüğünüz şurada başkent burada. Yani Özbekistan'ın doğu tarafında, Orta Asya'nın. Kokant burası. Evet. Şöyle gösterelim Kokant'ı. Kokant burası. Evet. Taşkent de burası. Kokan Hanlığı. Evet. Şu merkezde de Buhara Hanlığı. Buhara Hanlığı. Yani Semerkantlar Buhara, o zaman Buhara Hanlığı'nın evet, içerisinde. Evet, Buhara topraklarına katılıyordu Semerkant. Ve burada batıda 3. Hanlık Hiva Hanlığı'ydı. Evet. Üç büyük hanlık vardı. Evet, 1800'lerin sonunda Ruslar gelmeden önce. Yönetim merkezinde şurada Hiva şehri görünüyor. Bu üç hanlık Ruslar tarafından 1865'te parçalanmış. Yani burası tamamen Ruslar eline geçmiş. Çar Rusya'sı eline geçmiş bu bölgede. Evet, bu bölgeler. Aybek'cim bir saniye, bir dakika. Bir de Özbek planını dinleyelim senden.
sadece Özbek pilavı değil ki. Yani burada yenecek bir sürü yemekler var. Şimdi Kansal abim gördüğünüz geldiğinden beri birkaç kilo almış. Üstüne yeşil çay içiyorum, iyi geliyor bana. Evet, yani yeşil çay olmasaydı. Bir de her gün bizi 4 kilometre 5 kilometre yürütüyorsun, sağ ol. Evet. Ya bölgede zaten Avrupa'dan gelen misafirler olsun, Türkiye'den veya da başka yerden gelen misafirler olsun, yani onlar hepsi lan pilavı duymuşlardır. Pilavı tadına bakmak için gelen turistler de var yani buraya. Gerçekten biz Taşkent pilavını denedik ve arada Semerkant pilavını bir gün deneyeceğiz. Evet. Yemeğine. Çok beğeniyorlar. Çok eski bir tarihi var Özbek pilavının. 2000 yaştan fazla bir tarihi var. Çok meşhur. Burada yaklaşık 50'den fazla çeşit pilav var. Bir de bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu sene 2700. yılını kutluyor değil mi Semerkant, bulunduğumuz evet, bu şehir? Sene 2750 senesi. 2750 evet. Evet. Çünkü çok eski yani. Bağımsızlığın da 27. senesi. Evet. Bağımsızlığın 1991'den beri. Evet. 27 senesini kutluyoruz. Evet. Peki bu 2750 senelik tarih nereden başlıyor, Semerkant tarihi? En eski buluntulardan da bahsedersen. Evet, sizin bakın. Orta Asya tarihini evet, birazcık daha güzel kavrayabiliriz. Alper Tunga olarak bildiğiniz işte bu kişiden başlıyor. Efrasiyab tepelikleri. Ruslar döneminde bu tepeliği doğal bir tepelik olarak sanmışlar. Çünkü bu tepelik tamamen yıkılmıştı. Burası tamamen bir surlarla çevrilmiş. Çamurlu surlar, onlar yıkılmıştı. Sonra Ruslar orayı doğal tepelik olarak sanmışlar ve orada merkezde bir yol kurmak istemişler. O kendiler bilmeden, fark etmeden eski saray odalarını yıkmışlar. O odalar, o saraylar aslında milattan önce 7. yüzyıllara aitmiş. Milattan önce 7. evet. yüzyıl. Anadolu'da da Hitit dönemi, Frig dönemine denk gelen bir dönem. Ta eski evet. antik Mısır döneminde de milattan önce 7. yüzyıl. Önemli tarihi eserler bulunuyor oradaki dönemlerde de. Efrasiyab ismi aslında... efsanevi bir isim diyebiliriz. Hı hı. Çünkü Orta Çağ dönemlerinde Kaskarlı Mahmut gibi yazarların eserine Efrasiyab olarak geçiyor. Efrasiyab dediğimiz bu bahsettiğimiz Zerafşan Nehri Siyap olarak biliniyor. Burada haritada geçiyor. Bir daha göster. Kara Derya. Siyah ap demek Kara Derya. Siyah demek kara, ap demek su anlamına geliyor. Şu Kara Derya yani Efrasiyab dediğimiz Kara Derya Nehri'nin kıyısı anlamına geliyor. Orada kıyının yanında yer almış bu şehir Semerkant'ta ve onun çevresi tamamen şu Efrasiyab'dan çekilmiş, kanallarla korunmuştu. Yani tamamen kaplamıştı. 200 hektarlık bir meydan. Yani onun merkezinden de büyük yolu geçmiş. Büyük evet. İpek yolu geçmiş yani merkezinden. Büyük evet. ticaret kervansarayları orada bulunmuş zamanında. Milattan önce 2. yüzyıldan itibaren buralarda İpek yoluyla çok önemli bir tarih, kültür birlikteliği olmuş. Orta Asya milletlerinin arasında. Bunlar hem Türkler, hem Çinliler, hem Farslar. Birçok millet buralarda kaynaşmış, barış içerisinde yaşamışlar, zamanında savaş etmişler. İlim, bilim, fen, mimari. Evet. Muhteşem bir bölge. Özbekistan, Orta Asya, eski Türkistan bölgeleri. Çok teşekkür ediyoruz Aybek. Sağ olasın, eyvallah. Evet, inşallah yeniden gelirler. Daha i̇nşallah. Fazla kişi gelir Türkiye'den. İnşallah. Bu güzel Orta Asya topraklarını görürler, öğrenirler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, buyurun.